Gençler, değerli takipçiler, hepinize merhaba. Kaynak olarak sorunun zoru sayfasından alınmış dikdörtgende uzunluk sorusunu çözmeye, yorumlamaya çalışacağız. Kenar uzunlukları 3 ve 6 birim olan dikdörtgende işte mevcut kösenlerle oluşan uzunluk dağılımından BF doğru parçasını saymaya çalışacağız. Normal özel üçgenler çalışarak bunu görebiliriz. Farklı çözümlerden birini şöyle yapabiliriz. Uzunlukları çalıştığımızda E noktası AB'nin orta noktasıymış. O halde AE doğru parçası EB doğru parçası eşit ve EB de BC'ye eşit. Bunu görebiliyoruz. Peki şu boyadığım dörtgene baktığımızda şuraya bu dörtgene baktığımızda bunun kirişler dörtgeni olduğu görülüyor. Bu bir kirişler dörtgeni. Karşılıklı açılar toplam 180 yaptığından dolayı. Bu bir kirişler dörtgeni. Peki bu kirişler dörtgeninde artık açı kiriş bilgilerinden açılara girilmek için şu ED doğru parçasını çizersek yani ortak hipotenüsü çizersek bu kirişler dörtgeninin çevrel çemberin merkezi tahminen şurada bir yerde olacaktır. Şurada bir yerde merkez olacaktır. Bu kirişler dörtgeninin çemberini çizerek oradan basit açı dağılımlarına girebiliriz. M merkezli bir çember çizmeye çalışıyorum. Evet. Bu merkez şu an bu çember kirişler dörtgeninin çemberi. Peki burada normal açı dağılımına girdiğimizde şunu da rahat görebiliriz artık. Aynı uzunlukta girişi gören açılar var. Şurada çember açılar var. Onlara 45'i yazabiliriz. Şuralarda 45 dereceler görülüyor. Bunları yazabiliriz. Peki şuralarda da Eda üçgenindeki ikizkenarlıktan gelen 45'leri yazabiliriz. Bunları da 45 olarak yazabiliriz. Peki yine açı dağılımından şuradaki EDP açısını alfa ile modellemiş olsaydık şurası da alfa gelecekti. Şurası da normal şartlarda 90 eksi alfa gelir. Normal açı dağılımı. Şuradaki FDC açısı da 45 eksi alfa gelecektir. Peki bu defa da DFC üçgeninde normal açılarından buraya da alfa gelecektir. Buradan şunu görmek artık zor olmayacaktır. Şu taradığım üçgene bakalım şimdi. Bu üçgende artık geniş açının 135 derece olduğu görülüyor. Taradığım üçgende. Geniş açı 135 derece. Onu yazmaya çalışayım. Bu şekilde temizleyerek. Cevabı görenler görmüştür artık. Şurada bir böyle abartılı 135 derece var. Peki şurada da bir 90 derece var. Dolayısıyla tam açı ilgisinden şuraya da düşen açı miktarı gene 135 derece gelecektir. Bu da 135 derecedir. Peki E'yi C'ye birleştirirsek daha net görüleceğinden dolayı bu defa da E'yi C'ye birleştirelim. Orada FC üçgeninden çalışalım şimdi de. Bu EFC üçgeninde boyamış olduğum şu üçgende geniş açı 135 derece biliniyor. Peki bu geniş açılı üçgenin de çevrel çember merkezi neden B noktası olur görmeye çalışalım şimdi. Artık şurada çember açı bilgilerinden şurada 90 derece var. 135'in iki katının biz 270 olduğunu ve 270'i de 360'da 90'ın tamladığını gördüğümüzden dolayı demek ki EFC üçgeninin geniş açılı bu üçgenin çevrel çemberin merkezi artık B noktasıdır. Birimizden anlamayanlar için onu çizebiliriz. Yani B merkezli bir çember çizdiğimizde bu EFC noktaları artık çembersel noktalar olacak. Taslak bir çizim bu. Şurada artık fazlalıkları silerek aradığımız uzunluğun son çizdiğimiz çemberin yarıçapı kadar olduğunu görmüş bilmiş oluruz. Onu da yine yeşille modellemeye çalışayım. Demek ki şu yeşille çizmeye çalıştığım merkezin çember üzerindeki bir noktaya birleştirilmesiyle oluşan özel uzunluk yarıçap kadar olacak. Buraya artık dilimizi anlamayanlar için onu yazalım.
D'nin değeri 3000 olarak bulmuş olur. O halde cevabımız 3 olmuş oldu. Sizler de başka çözümler kurabilirsiniz. Benzerliklere girilebilir. En sade çözümü böyle görebildim ben. Umarım anlaşılmıştır.